Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sesimin kısıklığından kusura bakmayın, biraz şey olacak ama idare edeceksiniz. Şimdi fazla ders yapıyoruz. Ondan ses gidiyor. En az 3 tane ders oluyor. Ondan nazar musama ile bakın. Evet, işaret edeceğiz. 109. Konuyla alakalı şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. 3. nükte. Evet, kahr ve cebir ile zahiri bir hakimiyet, sati bir tahakküm kısa bir zamanda ipka edilebilir. Yani Allah Resulü'nün doğum günleri ya bugünler, kutlu doğum haftası, bununla alakalı olsun biraz diye. Yani zahirde zulüm ile, cebir ile, baskı ile, tahakküm ile, despotlukla hakimiyet kısa bir zamanda olabilir. Yani zor adam yaptı ama baskı ile yaptı. Fakat bütün kalplere, fikirlere, ruhlara icra-i tesir ederek zahiren ve batınen beğendirmek şartıyla vicdanlar üzerine hakimiyetini muhafaza ve ipka etmek en büyük harika olmakla ancak nübüvvetin hasalarından olabilir. Ama bu birinci şıktı. Baskı ile, zulüm ile, despotlukla adamlara onu yaptırabilirsin. Puta taptırabilirsin, namaz kıldırabilirsin. Doğrudur diyebilirsin, yanlıştır diyebilirsin. Ama ne kadar? Geçici. Bu fiil, akla müdahale edemedin, kalbe müdahale edemedin, ruha müdahale edemedin, bedene yaptın. Eğil diyorsun, eğiliyor. Askerlik gibi. Kalk diyor, kalkıyorsun. Sürün diyor, sürüyor. Ama sen istiyor musun, istemiyorsun. Ne yaptı? Askerlik bitti, o da bitti. Değil mi? Ama askerlikte nice hatıralarım var ama hala bitmedi. Peki bir insan düşün, fikirlere, kalbi ve vicdana tesir ediyor. Kalbine, aklına ve batınan tesir altında kalıyor. İşte bu devam ediyor. Tesir edebilmesi için vicdanı bilmesi lazım. Mesela ağzı bilmeyen mandalina dilimini yapamaz. Elma ile portakalı ayırt edemez. Niçin? İshal için söylüyorum. Mandalinanın dilimi ağza göredir. Ama sığırın ağzına göre olsaydı dilim yapmaya gerek yoktur. Komple sok. Elma ile ki sulu değil, ısıracak gibi portakal suludur. Onun gibi yekpare yapsa o zaman ısırdığın zaman patlar. Yani ne demek istiyorum? Bir şey yapmak yetmiyor. Yaptığın şeyi tanımladığı kişiyi göstermesi lazım. Kimin için yapıyorsun? Onu bilmesen onu da yapamazsın. Başka bir misal vereyim. Göz yapmayın mı yetmiyor. Gözün işlevini de bileceksin. Yani bedeni de bileceksin. Bulunduğu ortam olan güneşi de bileceksin. Hangi ortamda çalışıyor onu da bileceksin. Başka bir şey vereyim. İlim bilmek, fizik, kimya bilmek ayrı bir şeydir. Bu sana çok lazım. Bak fizik, kimya, matematik vesaire bilmek ayrı bir şeydir. O ilminle alakası olmayan arkasında bir ilim var. O ilmi nasıl kullanacağının ilmi. İlmi siyaset. Hepinize lazım. Bakın, din bilgisi olabilir. Din olur, fizik olur, kimya olur. Öğretmenlik olur, felsefe olur, kimya olur. Çok iyi felsefe bilebilirsin, çok iyi matematik bilebilirsin. Tıbbı çok iyi bilebilirsin. Bununla hiç alakası olmayan, bu ilimle alakası olmayan, bu ilmin arkasında olan ve bu ilmi yönlendiren, verimli veya verimsiz yapan arkasında bir ilim var. Bu ilimle alakası yok. Bu bambaşka bir ilimdir.
ilmi siyaset. O ilmi onunla kullanır. Evet, onunla kullanırsan, arkadaki ilimle öndekini kullanırsan, o zaman o ilim marifet olur. Mümbit zemin olur, neşünema bulur. İnsanların işte sorunu burada bu asırda. İlme ulaşmak kolaydır. Bilgisayara tak 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 ulaşırsın. İlim sorunu yok. O ilmi ben niçin alacağım? Bir, o ilmi ben nerede kullanacağım? O ilim bana lazım mı? Bu başka bir ilimdir. Ve bundan daha değerlidir değil mi? Bundan daha değerlidir çünkü bu ilimsiz, bu ilim firavunlaştırır adamı. Hizmet edeyim derken hizmet ettirirsin. Lazım olmadığı halde çöplüğü doldurursun. Helak olur gidersin. Ama ilimle helak olur mu? Olur tabii kardeşim, pirzola iyidir diye 10 aylık, 1 aylık bebeğe de yedirsen zehir olur. İsmail'e yedir çocuğun hadi. Ne olur o bebeğe? Öldür. Ama bizim için de pirzola çok da iyidir. Yani o ilim olmasa o ilim adamı firavunlaştırır. Çünkü tarih boyu ilimle dalalete giden çoktur. İlmin kıblesi sadakattır. Her şeyin bir kıblesi var. İlmin kıblesi sadakattır. Böyle bir şey diyorsan abi, yani ilim var ama hazm olmayan ilimden dolayı yaşasın cehalet diyor. Evet. İşte hazm olmayan ilim işte o. İlmin arkasındaki ilmi feraset diyebilirsin, ilmi siyaset diyebilirsin, Allah'ın nuru diyebilirsin. Ben onu ona o tarafı şey içiyorum. Allah'ın nurudur o. İlimden ayrı bir şeydir. Feraset diyebilirsin, ilmi siyaset diyebilirsin. Allah'ın nuru o. O kişiler o ilminin Allah'ın ferasetiyle, Allah'ın nuruyla baktıkları için onlar üzülmezler, mahzun da olmazlar. Çünkü Allah canibinden kudretin azametinin altından baktıkları için kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederler. Ettiklerinden dolayı hikmet ilahiyeden ileri hikmet, adalet ilahiyeden ileri adalet, rahmet ilahiyeden ileri rahmet, inayet ilahiyeden ileri inayet olmadığını görüp Allah'ın icraatını sorgulamazlar. Ve herkes masum ve ümitsiz oldukları zaman onlar ümitlerle doludur. Efendim? Memnun olur. Evet. Allah'ın icraatından memnun olur. Ve beşeri havadisler, alameti nedir nasıl anlarız? Beşeri havadislerden uzak olurlar bunlar. Yani beşeri hadiseler, havadislerin bu insanın o nuru ferasetine, nuru ilahi gözlüğüne zarar verdiklerini bilir. Dördüncü nükte, tehditlerle, korkularla, hilelerle efkar amiyi başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur. Yani medya ile, baskı ile, hilelerle başka bir nazara çevirebilirsin. Fakat tesiri cüzidir, satidir, muvakkattır. Anlaşılır. Ben bile şu dersi inanıp inanmadığımı azıcık feraseti olan insan benim mimiklerimden, uslubumdan, derse oturuşumdan, konuşma halimden, bu kelamdan çıkan samimiyetsizliğim veya samimiyetimden anlarsın. Anlaşılır. Mimiklerden anlarsın ki bu adam papağan gibi konuşuyor. Yani sahibi değil bu işin. Yani bu işi özümsememiş yani. Anlaşılır o. Muvakkaten kandırabilirsin insanları. Fakat tesiri cüzidir, satidir, muvakkat olur. Muhakemeyi akliyle az bir zamanda kapatabilirsin. Yani adamın kafasını, muhakemesini kapatabilirsin. Ama irşadı ile kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiyatın en inceliklerini heyecana getirmek, istidatların inkişafına yol açmak, ahlak âliyeyi tesir ve alçak huyları imha ve izale etmek, cevher insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmek, hürriyet-i kelama serbesti vermek, ancak şuay hakikattan müktebez harikulade bir mucizedir. Şuraya bak. Şiir mi nedir yani, ben de anlamadım. Bak, bir daha söyleyeyim.
muhakeme-i akliyi medya ile, baskı ile, celbiyle, kandırmayla geçici olarak şey yapabilirsin. Aklı. Ama buraya yapamazsın. Ama irşadı ile irşat ediyor. Kalplerin en ince derinliklerini uyandıracaksın. O cevheri uyandırıp gıdalandıracaksın. O istidada kıblesine koyacaksın. İnce heyecana getireceksin. İstidatlara yol açacaksın. Ahlak hali tesis edeceksin. Ahlak hali var. Yani güzel huyları öne çıkartacaksın. Alçak huyları imha edeceksin. Ve izale edeceksin. Yani nereden bileceksin bunu? Çünkü bugün beşer tarih boyu dünyada böyledir. Yanılma deneme ile yapılıyor. Hukuk da öyledir. Öyle değil mi? Eğitim de öyledir. Yapıyorlar, tutuyor tutmuyor. Hemen değiştiriyor. Tıp da öyledir. Değiştiriyor, yapıyor, tuttuysa tamam. Ama peygamberlerde böyle deneme, yanılma diye lüksü yoktur. Dediği tamam öyle bir tane yanlış çıkarsa bitti davası. İnsanlarda öyle değil ama. 99'u doğru söyle. Bir tanesi tutmasın peygamberde davası gitti. Senin ise 10 taneden 6-7 tanesi yanlış çıksa 2-3 tanesi Allah bereket versin. Çünkü niye? Eğer bu şekilde olmasaydı peygamberin her sözü şu olurdu. Acaba doğru isabet olmuş mu? Onda 9 isabet etti, biri yanlış çıkmış tarihte diyelim. Öyle olsa her sözünde acaba deriz ki bu acaba isabet eden miktar mıdır, o mudur? Şüphe hiç olmaması lazım. Yani insanları Allah'ın ölçtüğü kantar iyilik kötülük. Peygamberin böyle değil. Kötülüğü olmaması lazım. Çünkü peygamberler mahfuzdur ve masumdur. Ya arkadaş, ruhun ta derinliklerinde güzel ahlak uyandıracaksın. Fena ahlakları izale edeceksin. İstidatları yol açacaksın. Kalbi ve vicdanı ikna edeceksin. Aklı tembir edeceksin. Hayata istikamet vereceksin. Yetmiyor. Aynısını sen yaşayacaksın. Ve başka bir kılıfını söylüyorum. Bu dediklerim hayatın her safhasında, her toplumda, her tarihte doğru olacak. Geçmiş asırlardaki, kavimlerdeki peygamberlerin öğretileri, ayetleri, kitapları o topluma, o örfe hastır. O millete has. Aynı tarihte birkaç tane şeriatlar gelmiş. Kitap gelmiş, peygamber gelmiş. Mesela Yalıköy'e gelmiş, Adapazarı'na da gelmiş. Muhabere olmadığı için, oradaki insanları da mahrum etmemek için, orada da peygamber, burada da var. Buradaki peygamberin getirdiği hakikat, esasat da aynı, amelde, teferruatta farklı. Birbirlerini peygamberler görmemiş. Ama esasat da aynısını söylüyorlar. Allah var diyor, o da var, o da var diyor. İttifak var. Ben peygamberim diyor, ahiret var diyor. Her amelinizden hesaba çekileceksiniz. Yani esasat da aynı, amelde farklı. Amelde farklı olmasının sebebi. Evet. Mesela 2 artı 2 eşittir 4'tür. İlkokulda bunu ders verirken, lisede, ortaokulda bunu dersin vermiyorsun ama bunu derste kullanıyorsun coğrafyada. Coğrafyada bunu kullanıyorsun. Yani bazı toplumlarda bazı ders verirken, bazı toplumlar ikinci ders yapılırken birinci ders kullanılıyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinde ise şimdi bu anlattıklarımı yapacaksın. Bir de her toplumda, her asırda, her zeminde en üstün olacak gene. Bu olamaz yani. Bu mümkün değil. Bu garip bir şey yani. Ne olur bir insaflı şöyle düşündüğün zaman. Bir şey söyle, bir terbiye metodu getireceksin. Endonezyalıları da memnun edecekti geçmişte, şimdi de. Çinlileri de, bizi de, Filistin'i de, Tunus'u, Cezayir'i, efendim, İspanya'yı, Portekiz'i, Sibirya'yı, her tarihte, her zaman ve gelecekte de insanı şad edecek böyle bir ders olacak. Böyle beşerde yoktur. Olmaz yani.
Ve bunu yapacak zat da ümmi olacak. Hiçbir üniversite okumayacak. Ama üniversitelere ders verecek. Mektebe gitmemiş ama hukuk kaideleri getirmiş. Mektebe gitmemiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sosyoloji dersleri getirmiş. Ahlak dersi getirmiş. Tıbbı getirmiş. Felsefe getirmiş. Beslenmeyi, diyeti getirmiş. Veya garip değil mi ya? Dün bir şey söyledi Naci de çok hoşuma gitti. Dün Tebecik'te ders vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç. Hepinize soruyorum. Benim de ilgimi çekti de o sorduğu söylediği zaman. Allah aşkına Allah'a görüşmeye gittik. Hepimiz gittik diyelim hepiniz. Allah nasip etsin gidiyor da farkında değiliz. Ruhumuz gidiyor. Allah'a gittiğiniz zaman Allah ne derdiniz? Hiç düşündüm ben hiç düşünmedim. Allah ile görüşmeye gidiyorum. Lan ben bir ders yapacağım. Ben siz gelene kadar 10 defa kişiye sordum. Ne ders yapalım? Allah ile konuşacaksın. Bir, sana yakışır bir cümle olacak. Öyle langur langur konuşursun ama olmaz öyle. Adam gibi şey yapacak, adam gibi adam olacak. Bir, beni tanımlayacak, tarif edecek. Konuşacağım şey, beni ifade edecek. Benim kişiliğim olacak. Bana uygun ve layık olacak. Bu bir. Karşıya da uygun olması lazım. Karşıyı da memnun etmesi lazım. Karşıya yakışır olması lazım. Arkadan gelenler de bundan ibret alması lazım. Çok değil mi? Çok tuhaf değil mi? İyi özetlediniz. Yani böyle bir şey olması lazım. Ne olabilir o? Ettehiyyatü el mübarekâtü selavâtü teybâtü lillâh. Tahiyyatı demesi lazım. Allah'la kul arasındaki mükâleme bir şahit. Çok yani. Bir kendisini, şimdi Allah'a gidiyorsun. Ya Rabbi sana bisküvit getirdim diyemezsin. Elma getirdim diyemezsin. Muz getirdim diyemezsin. Ne haber ya Rabbi? Nasılsın? Da olmaz. Tövbe. Tövbe yani. Ya Rabbi. Ettehiyyatü el mübarekâtü selavâtü teybâtü lillâh. Bütün mevcudatın tahiyyatlarını, tesbihlerini, şükürlerini, hamdlerini, hepsini sen bundan daha iyisine layıksın. Hepsini ben sana yapmışım gibi ben onların vekili olarak sana takdim ediyorum. Onlar da şey diyor, çok manidardı, manevi hediye diyor. Manevi hediye. Mahlukattan Allah'a giden manevi hediye. Evet, mahlukatın Allah'a giden manevi hediye. Yani bunu da bir ümmi söyleyecek. Bir de ümmi söyleyecek. Ya hepten acayip olacağım ya. Vallahi ya. Dinleyecek beni ya peygamber. Acayip mi gidiyor? Böyle düşünüyorum biliyor musun? Ben şimdi gideceğim diyorum tamam mı? Ben gideceğim şimdi. Ne diyeceğim ya? Gidiyorum Cebrail ama ne diyeceğim ben? Lan ayağım sikoda gibi yam olur ya. Ne diyeceğim ben ya bilmiyorum. Bakın beni tanımlayacak. Kimliğimi, kişiliğimi gösterecek. Konuşan konuştuğu dilinin altındadır. Benim ne olduğumu da ortaya koyacak. Aynı zamanda söylediğim karşıyı memnun edecek. Söylediğim şey de ona uygun olduğunu onu bilerek söylemem lazım. Sana bir şey söylemek, isabet edebilmem için seni tanıman lazım. Onu tanımadan ona uygun memnun edecek bir şey söyleyemezsin, götüremezsin. Sana soruyorum. Hepinize soruyorum. Tanımadığınız memlekete gidiyorsunuz. Tanımadığınız kişiye ne götürürsünüz? Tanımadığınız memleketin içinde bulunan tanımadığınız kişiye hangi hediyeyle memnun olacağına emin olursunuz? Demez misin abi hangi memleket? Endonezya mı? Jakarta adaları mı? Afrika mı? Tamam tanımadığın bir yere gidiyorsunuz. Tanımadığın bir kişiye, çocuğa mı, kadına mı, bebeğe mi, adama mı, kime götüreceksin? Tanımadığın yere, tanımadığın kişiyi memnun etmek için acaba hangi hediyeyi götürürüz? O zaman birisini memnun edebilmen için onu tanıman lazım. Ona uygun olması lazım. Bazı şeyler bazı kişiler için hakarettir. Bizim için hediye olabilecek. Evet ya. Böyle bir şey götürürsek maazallah. Şimdi adama, erkek adama şimdi kadın çamaşırını götürdün. Hakaret olur. Değil mi yani? Tuhaf olur yani. Bebek meğer seni tombalada. Sen kocaman adamın elbisesini götürdün. İş elbisesi mesela. Tulum götürdün. İnşaat elbisesi. Lan bebek. Olmadı yani. Peygamber'e bak ya. Çok tuhaf yani. Öyle bir şey yapacak ki ona manevi hediye olacak. Onu memnun edecek. Ona uygun olacak. Ona uygun olması için o tanımıyorum ki. Tanıyacaksın.
Aynı zamanda o şey, aynı şey beni ifade edecek, beni çok güzel gösterecek, geldiğim yeri taşıması lazım. Kim olduğumu, nasıl birisi olduğumu, nereden, niçin geldiğimi de göstermesi lazım. Aynı zamanda arkamdakiler de aynı yöntemi kullanması lazım. Böyle bir şey söyleyeceksin. Ya diyemediğim bir şey ya. Onun için o tek cevap şu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yani bunu diyebiliyorum yani. Bu ümmi olacaksın bir de. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl yapacaksın ya? Nasıl bir şey ya? Nasıl bir insan ya? Nasıl bir kere? Nereden aklına geliyor tövbe estağfurullah ya? Anlamak için söylüyorum ya. Peygamber nasıl? Ben yüceltmiyorum. Biz çok aşağıdayız. Bir insanı yüceltmiyorum. İnsanlığımız aşağıda. Ondan dolayı burama gelmişti. Bir insan için Allah diyor ki birbirinizi ilah edinmeyiniz. Allah Allah, Kur'an'da geçiyor. Nasıl olur diyorum ya, aklım almıyor. Sonra buldum cevabını kendimce tabii, şimdilik buldum. Bir insan, bir insanı ilah edilebilmesi için insan kendisinden kutsi olması gerekiyor. Bir insan bir insanı kutsi göremez. Ne zaman? Kendi insanlığını kaybetmedikçe. O zaman insanlığını kaybedenler için insanlar kutsi olur. Kutsi görüyorsa insanlığını kaybetmiştir. A eşittir B ise B eşittir A'dır. İnsanlığını kaybedenler için insanlar ilah olur. Tahterevallerinin ucu gibi abi. Evet. Sen iniyorsan o yukarı kalk. Evet yani Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne acayip bir şey ya. Tuhaf bir şey ya. Tuhaf tuhaf arkadaşlar. Olacak bir şey değil bunlar. Kendini koy ya. Miraca gidiyorsun da bir koy kendini ya. Ne olur yürü ya, gidelim. Hem de gece oldu. Gecede biraz bahsedeceğim inşallah. Ama şimdi burada değil daha. Niye gece? Niçin tiyatrolar lamba tutuluyor da, tiyatro ışık veriliyor da, ışık yerine tavandan güneşe ışık, pencere açılmıyor? Çünkü gece irade selb olur. İhtiyar devrede olur. Gündüz irade devrededir. Onun için aynı sen gece işlediğin günah sabah, Allah Allah, ben bunu mu yaptım ya? Bunu mu seyrettim? Fesubhanallah. Gece gayet rahatlıkla yaptın. Çünkü gece iradenin aktif olması israftır. Gece irade pek olmaz. Gece ihtiyar olur. Hayvaniyet demektir. Hayvani ister cebal olur. Onun için gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Çalışma, kitap okuma yapmadım demiyor ayette. Vacanne nevmekum subata. İstirahat örtüsü yaptım. İstirahatta iradeye yetmiyor, şey, gerek yoktur. İhtiyar lazım. Onun için günahlar, cinayetler gece olur. Günahlar o zaman olur. Tiyatroyu da gündüz ortası gece yaparak seyrettirirler seni. Ancak onunla hislendirirler. Gece kalmayacaksın kardeşim, yatacaksın aşağıya. Gece dolaşıyorlar, ziyaret ediyorlar. Abi sıkıldım, abi bir okusan, ben ne anlarım okumaktan. Niye Mehmet laf dinlemiyorsun ama şundan anlıyorum. Gece yat kardeşim. Allah ne diyor? Gündüz maaşiyetiniz için zemin. Gece de istirahatınız için örtü. Sen gidiyorsun örtüye maaşiyet, maaşiyette uyuyorsun. Ne oldu? Ondan sonra da huzur bekleyeceksin ya. Rahat bir gün. Allah'ın sistemi böyle çalışıyor. Sen Allah'ın sistemin kanununu mu bozmak istiyorsun? Niye bozuyorsun? Bozan bozulur. Bozamazsın. Sana rağmen kainat işliyor. İşlemeye de devam edecek. İşliyor kardeş. Değiştirme ya. Evet, asıl saadetten evvelki zamanlarda. Ya bu ne acayip bir şey ya. Asıl saadetteki evvelki zamanlara ne olur bir gidin bakalım. Ne var şimdi hayal edin. Kızları gömüyorlar. Cahili dedim ne demek biliyor musun? Batıl şeyleri tasvir etmek safi zihinleri bozduğu için, iptal için demiyorlar. Hani bu pazarlara gittiğin zaman bizim memlekette vardı, bilmiyorum burada var. Sığır pazarı var, tavuk pazarı var. Tamam mı? Meyve sebze pazarı var, elbiselerin olduğu, bir de yiyeceklerin, peynirin salatanın olduğu yerler var. Tamam? Sığır. Orada da aynı sığır pazarı gibi çırp çıplak kadınlar, çırp çıplak köle erkekler, köleler satılıyordu. Bakarlar falan, bu bisikleti falan. Böyle alırlarmış. Sanki karpuz abi iyi çıkmasa verirsin bana diye. Sanki karpuza bakar gibi. Yani bit parçası bu. Mesela başka bir tanesi diyelim. Yarış yaparlarmış, inatlı yiyorlarmış. Çünkü köle ücret paradır ya, insan olarak bakılmaz. Köle para demektir. İnatlaştıkları zaman hedef tahtası koyarlar. Kim gözünden vurabilecek bu okla bakalım.
Ondan sonra bu köle tabii tak tak vurdu. Kim isabet ediyorsa bu köle zaten gitti. Bir köleyi ona veriliyordu. Yarış yapılıyordu. Bakayım neresinden vuracağız. Hani hedef tabelası gibi yapılıyordu. Yani gerisini anlatmak istemiyorum. Böyle bir dönemde Asr-ı Saadet'in evvelki zamanlarda Allah Resulüne değer verebilmenin bir yöntemi de geldiği tarihi iyi anlamaktır. Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserlerini anlamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi çıktığı tarihi bilmektir. Bugün ortamda Risale-i Nur'a baksan o kadar değer veremezsin. Risale-i Nur yapan çıktığı zamandır. Ortaya çıktı, neyin tamiri olarak çıktığını bilmeyen buna değer veremez. Hasta olmayan aspirine değer veremediği gibi. Veya hastadır ama bilmiyor. Risale-i Nur, Risale-i yapan tarihidir. Hiçbir İslami neşriyatın yapılamadı. Yapılamadı, yasak oldu. İstisnasız hiçbir Risale-i'den hariç. Evet, hiçbir İslami neşriyat yok. Hiçbir alim konuşamıyor. Sürülmüş, asılmış. Mesela Mehmet Akif Ersoylar, o Mustafa Sabri Efendi, son Şeyhülislamlar. Mesela bu Cumhuriyet'ten önce yazdığı şapkayla alakalı kitaptan İskilifli Atif Hoca, bu kanundan önce yazmış kitabı. 25 sene önce yazmış. 20 kaç? 25 sene. 25 sene önce yazdığı kitaptan asıldı adam. Tamam. Ha, o tarihte çıkmış Risale-i Nur. Allah Resulü'nü anlamak, Kur'an'ı anlamanın bir en büyük yöntemlerinden bir tanesi çıktığı tarihtir. Bakayım neymiş? O zamanlarda kalp katılığı, bak kalp katılığına bak. Merhametsizlik öyle bir hat bağlı, öyle bir hadde bağlı olmuştur ki Allah'ın seversen sana söylüyorum. Bakayım şunun adamın gözünden sen mi vuracaksın beni? Sen ikimiz de reisiz, aşiret reisi. Kim bize diyecek? Tamam. Hangimiz vursak ne olacak? Üç köle benden. Tamam, ben de kabilesin sana üç köle. İyi, ortak bir köle alalım şimdi. Yani bir tabela koy, hedef tabelası yok. Aa bak vuramadın, adam öldü. Adam öldü tabii. Kafa buradan vuracaktı, buradan vurdu, gitti. Hah, ver üç tane, o gitti, o üç zaten. Ya tabela adam mantar patladı. Ne olacak ki patladı? Yani bak diyor ki o zaman da kalp katılığı, merhametsizlik öyle bir hadde bağlı olmuştur ki kocaya vermekten kız kardeşi olanlar, kızı olanlar, komşusunda kız çocuğu olanlar, bebekleri sevenler, iyi dinleyin. Kocaya vermekten ar ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi. Kızı olanlara soruyorum hasreten. Gömebilir misin o kızını? Ha? Kocaya vermekten ar edip ama sen karı alıyorsun. Ama kocaya vermekten ar ediyorsun. Niye sen alıyorsun o zaman? Senin aldığında birisinin kızı. Egoist, hotkam. Sen alıyorsun. Peki başkası nereden alacak? Ki böyle değil. Kocayı vermekten ar ederek lan başka memleket icret etti. Artık kıyma makinesi yap bari kuşlara ver. Diri diri toprak gömerler. Ve aşağıda bağırıyor. Baba toprak atıyorsun. Baba. Bağırıyor böyle sen toprak atıyorsun. He? Anlatılacak gibi değil ki ya. Ya kızını çen hayal ettiğin zaman çıldırıyor. Abi İslam'a rahmetli abi de dedi ki İslam'a Allah aşkına bir de böyle ders yapma dedi ya. Meğer o dersi canlandırıyormuş böyle. Ya tamam dedi ya çekip giderken. Kalktı dur sen ortasına çıkma. Tamam dedi anlatma yeter dedi ya. Baktım çekip gitti. Dayanamıyor yani. Yani baba deyince kızını koydu aşağıda toprak atıyorsun. Asr-ı saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet. İnsanlar maldı mal. Mal sahibi yoktu. Mal mal. Daha yeni ya Urfalarda daha belki de çok kalkmamış. İnsanlar şey ya köle gibi kullanılıyor. Aşiret ağası ekmek verirse yersin yemezse açsın. Tarlış var tarlamda öyle değil mi? Ağalık sistemi kölelik sistemidir. Sana ben yoğurt vereceğim peynir vereceğim hadi oraya git. Ne verirsen yani. Haman aman bize gelmiş en masum hali. Asr-ı saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet. Yani kişilik ve kimlik insan insanlık kimliği veriyor. Mülk sahibi ediyor. Mülk iken kadın mülktü. Ya bunun gibi bir şeydi ya.
Sırf kadın değil, erkek de öyle. Köle ne demek? Alıp satılan bir şey. Kalem alıp satılmıyor mu? Araba. İnsan arabasını daha çok sever ya. Zalim adam atın iyi bakmadı diye kölesini orada öldürmüş. Attan dolayı. Demek ki at ne kadar değerliymiş. Böyle bir sanım da varmış. Abi tarihteki borsa. 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 Tarihteki borsa Kütahya'nın altında bir yerde. Güneyinde. Borsa binasında bir yazı var. Onu Türkçe'ye çevirmişler. Eski yazı. Yani 2000 yıllık bir yazı. 2000'lik yazı. Evet. Yani enflasyon olmasın. Fahiş fiyata bir şeyler satılmasın diye her şeyin değerini yazılmış. 2000 yılında. 2000 yılında değeri yazılmış. Bir erkek kölenin değeri 3,5 eşek. 3,5 eşekmiş. 3,5 eşek. Erkek kölenin değeri. Sağlıklı genç erkek kölenin değeri 3,5 eşek. Subhanallah. Enflasyon olmasın her şeyin şey, listesi var. Listesi. Köle erkeğin, delikanlı erkeğin değeri 3,5 eşek. Demek ki 2 tane at. Gibi yani. Dönüştür yani. Ulan bana bak. Sen o kadar genç değilsin ha. 2,5-3,5 eşekli olamazsın. Ya ben bir eşekle beraber şey diyeceksin, ben değil. Ama ne dedi? Genç erkek kölenin değeri. Aman yarabbi ya. Hepsini sınıflandırmış işte. Demiş bir eşek şu kadar tavuk eder. Tavuk şu kadar bilmem. Buğday eder. Anlamayın yarabbi ya. Fesuban. Böyle bir asr-ı saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet, İslamiyet kendisi merhametten hariç, İslamiyet'in doğurduğu merhamet. Merhameti getiriyor, merhametini de doğuruyor senin. Şefkat, doğurduğu şefkat. Sana aşıladığı demiyor, şefkati getiriyor, sende de şefkati uyandırıyor. İnsaniyet sayesinde 3 tane İslamiyetle, İslamiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, kızlarını gömerken hiç rahatsız olmayanlar, hatta şerefliymiş, pisliğini temizledi derlermiş. Mesela babayı sorarlarmış, kadın ağlıyor, anne, kocan nerede? Pisliğini temizlemeye gitti. Kızını daha önce, bir iki gün önce kazdığı kuyuya atmaya götürdü. Kızını gömüyor. Pisliğini temizlemeye gitti diyor. Özür dilerim ya. Tuvalete gittim de tuvalet almak gibi yani. Neler acayip ya. İnsaniyet, evvelce kızlarını gömerlerken mütesir olmayanlar, İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Şeriatta hüküm var. Basılır mı basılmaz mı? Haşara öldürülür mü öldürülmez mi? El muzunu yuk der diyor. Muzir seviyesinde olursa. Ondan sonra sana verdiği zararla, çok şuna bak, hukuka bak İslam. Karınca veya bir şey. Sana verdiği zararla kendi deri arasında hangisi galipse o esas alınır. Sana verdiği zarar karıncanın hayatiyetinden küçükse öldüremez. Yani muvazene ediliyor. Sana zarar verdi ama basit bir şey. Bunun hayatiyetin gittiğince kadar değil. Onun zararını def edersin. Götür. Ama öldürmek başka bir fiildir. İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdani bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Acaba böyle bir ruhu ve kalbi, vicdani bir inkılap nasıl yapmış yani? Hangi kanunla yaparsınız? Şimdiki de bir kanun değiştiriliyor. Kişilere göre, olaylara göre meclise kanun değiştiriyor, sonra düzeltiyor, kaldırıyor, indiriyor, bindiriyor yani. Acayip bir şey yani değil mi? Bak, acaba böyle ruhi, kalbi, vicdanı bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Nasıl yapacaksın? Bunun karşısına neyi buldular çare? Diyor ki, evet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın hakaikı, getirdiği hakikati, fıtratın kanunlarındaki muvazeni muhafaza etmiştir. Yani fıtrattaki mesela getirdiği kanun mesela akla uygundur ama kalbe uygun değil. Diyelim ki kalbe uygundur ama içtimaiyata uygun değil. Mesela vaaz ediyorsun camide, toplumdan kopuk. Camiden çıkıyorsun, hayatla çatışıyor.
Mesela bir misal vereyim. İçki, şarap içmek kutsidir. Hristiyanlıkta kiliseye ben almaya gittiğim zaman ibret alem için bazen bana ayrılan yer var. Hoca olduğumuz için. Orada aynı katılıyoruz. Falan. Ondan sonra Tanrı İsa, Tanrı Yezus, Tanrı'nın oğlu Tanrı'dır. Tanrı'nın zemindeki temsilcisi de papazdır. Onun için adamı cennete koymaz. Ama affeder affetmez. Hatta sen evde la ilahe illallah Muhammed Resulullah İslamiyet'in girebilirsin. O Hristiyanlıktan İslamiyet'e, şey, dine girip çıkmak konsula aittir. Sen gidiyorsun kiliseye başvuruyorsun. Heyet toplanıyor. Kaç gün sana gün veriyorlar. Heyet karar verirse Hristiyan oluyorsun yoksa olamıyorsun. Bu neyi getiriyor? Senin Hristiyan olmana papazların elindeyse senin dinden ihraç ve afaraz olmana onların elindedir. Onların elinde olması vesaire. Şimdi içeri ile dışarının çatıştığını söyleyeyim. İçeride Tanrı'nın hediyesi olan, ikramı olan kutsanmış şaraplı ekmek içiyorsun. Yiyorsun yani. Şaraplı ekmek. Sonra arabayı sürerken polis diyor ki öpür bakalım. İçkilisin, gel cezaya. Kilise ile trafik çatıştı şimdi. İkisi de aynı yerden beslenen kanun. İkisi de aynı yerden besleniyor. İnsan. Yok yani Hristiyan inancı, ikisi de polis de Hristiyan. Yani. Evet, Hristiyan. İşte başımıza geldi de anlatmıştım size çok. Böyle bir şey hatırımıza geldi. Şey, başımıza geldi de. Ben dedim Hristiyanım dedim. Adam şaşırdı. Tipi hiçbir şeye benzemiyor. Bana dedim Tanrı'nın hediyesi olan kutsanmış şarabı bana Tanrı dedi ki benim hediyemdir. İç. İçmesem hakarettir Tanrı'ya. Sen de aynı dini mensubuysan sen de Hristiyansın değil misin dedim. Evet dedi. Sen de bana diyorsun ki buraya öfle bakalım sen şaraplı mısın? İçki mi içmişsin? Araba kullanıyorsun. Ben ne yapayım? Sana uysam Tanrı'ya muhalefet edeceğim. Tanrı'ya uysam sana muhalefet edeceğim. Ben ne yapayım dedim. Benim Hristiyanlığım dinim trafikle çatışıyor. O zaman trafikle uyumlu bana bir din lazım dedim. Cevap ne yaptı? Dalga geçmek için duruyorlardı ya polis. Ya bizimle dalga geçirdi. Onlara nasıl, niye getirdiniz bunları diyor. Niye orada cezasını vermediniz? Niye buraya zahmet ettirdiniz buna? Yani olay işte orada şey yok. Petrolde pompacı yok. Sen dolduruyorsun. Biz de işte daldık kiliseden çıktık. Şöyle onu konuşurken biz kardeş. Ondan sonra doldurduk. Hiç unutmuyorum Kayseri plakası kadar 38 şeylik mazot şey benzin doldu. Ben ondan sonra gidip vetiriyorsun içeriye. Sen dolduruyorsun. Biz doldurduk, içeriye para vermeden gitmeyelim. Daldık da yani. Meğer içerideki kameradan tabii kız hop bütün polisler şey yaptınız, yollar kapatılmış. Tak 15 dakika geçmeden enselendik otobanda. Ondan sonra hop ne destekleri yok. Doğru bizi merkeze götürdüler. Merkezde de bu oldu işte. Dedi ki bunu ancak psikolojisi bozuk olması lazım veya sarhoş olması lazım. Öfürün dedi. Bir dakika dedim. Ne yapacağız? Dedi ki Türkçe, hocam dedi şey yapmayalım dedi ya, karışma. Komiser diyor ki, ne diyorsa söyle diyor, tercüme et diyor. Ben de kızıyorum, o da kızıyor. Tercüme et dedim ya. Adam bak, biz anlaşacağız onunla. Sen tercüme et, karışma. Peki abi, lan karışma dedim ki. Dedim ki, niye öpüreceğiz? Sanki bilmiyormuş gibi. Üç tane de dönmüş orada polis. Dalga geçiyorlar, Müslüman gözüküyoruz ya. Böyle ellerini böyle tutarlar böyle. Arkada, orada böyle çaktığıma da bakıyorum, alaylı bakıyorlar yani. Ne kadar bedevi. Şimdi göreceksin de bedevi. Dedim, ne öpüreceğiz? Alkol içmiş misiniz? Aa, siz Hristiyan değil misiniz? Ben Hristiyanım dedim. O şaşırdı. Siz de Hristiyansınız. Ama bakıyorum ki siz aynı gelmediniz bugün kiliseye. Ya falan çalışıyoruz falan dedi. Ben dedim kiliseden geliyorum o yalan değil. Orada Tanrı'nın hediyesi sunumu, sunum diyorlar. Tanrı'nın hediyesi sunumu olan Tanrı İsa Yezus bize kutsanmış şaraplı ekmek ikram etti. Bize dedi ki bu Tanrı'nın size hediyesi. Biz Tanrı'nın hediyesini nasıl iterdik? Dinsiz mi olalım? Buraya da geldik siz diyorsunuz ki Tanrı'nın hediyesini içtin mi?
İçtiysen yaktım şırağını. O zaman içtiydinse bana ceza hapse veriyorsun. İçmesem dinsiz oluyorum. O zaman tafiye uygun bana bir din lazım. Adam kafasına küçük timsah girdi. Kafayı öyle kemiriyor ki şimdi. Adam sinirinden onlara ama onlar ne yaptı? Baktı yıkılan bizimle. Hepten şaşırdı. Onlar kim nerede? Yok onlar kayboldu. Sonra bunlar çağırdı. Dedi bunları orada niye ceza vermediniz? Bunları zahmet ettiniz buraya getirdi. Zahmet oldu şimdi. Hiç daha hiç öptürme müfürme yok. Ne o cezasını da vermedi. Sırf doldurduğumuz bir şeyi aldı. Ve ta kapıya kadar uğurladı. Ona dedi ki bu arkadaşın dedi filozoftur dedi. Bunun kıymetini bil dedi. Ona bir şeyler saydı. Ona abi dedi bak senin için böyle böyle dedi diyor. Ona tokalaştı. Adam anladı yani şey. Bilmez mi adam? Yani hayatla çatışan bir din değil. Hayatla bütünleştiren bir din. Özdeşen. Orada ifade edilen, orayı da terakki ettiren. Tarih de bunu gösteriyor. Ne zaman Müslümanlar dinine sahip oldu, tarihte çığır açtılar. Ne zaman, tarih bunu gösteriyor. Ne zaman dini bıraktık, dibe indik. Avrupa ise bilakistir. Ne zaman dinine sahip çıktı, dibe indiler. Ne zaman dini bıraktı, terakki ettiler. İşte şu anda dinsiz. Şu anda dinsiz. Dindara Hollanda'ymış abi. %25 Hristiyanlığa inanıyorum diyenin sayısı Avrupa'da. Ve yalan mı söyleyeceğim? Ben çünkü oruç tutmamam için söylüyorum. En fazla koca pazar günü 30 kişiydi aşkın görmedim. 10 sene Avrupa'dayım. Kilisedeki aynı. Ancak düğünlerde oluyor. 50-100 kişi, 100 kişi görmedim tabi. 50 ancak olabiliyor. Aynarda duacı ön yani bizim cumayı düşün. Bugün biz dışarıda seccadeyle dışarıdaydık. Yani şimdi cumayı düşün. Haftada bir gün cumayı, bayramı düşün. Onlar haftada bir. Oysa bizim vakit namazında her camide hemen hemen gözüken kadar orada pazar günü oluyor. Haftada bir gün toplanıyor. Biz oysa 5 defa toplanıyoruz günde. Ama hayatta çatışmıyor. İşte öyle bir hakikat ki hayatın kendisi hayatı yorumlayacak, hayata istikamet verecek. Hayatın kıblesi olacak din. Hayatı yorumlamaktır din. Hayatın kıblesidir din. Kalbi, ruhu, bedeni, hayatı, içtimaiyatı bütünleştirendir din. Ya. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdanı bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Ya nasıl bir şey ya? Elhamdülillah. Üçüncü nükte bu zamanda vesait alat ve edevat. Bu zamanda düşün aletleri. Adam ormanda şimdi burada değil mi? Ne ormanı diyorlar buraya? İstranca. Şimdi orman içinde internete giremez mi? Cep telefonuna. Evet. Aleti düşünün. Fizan'daki insanla hem görüntülü hem sesli mesajda alışveriş olmuyor. Eskide Tokat'a bir insanla görüşebilmesi için belki de 15 gün gidecekti. 15 günde gelecek haber geliyor. Haber geliyordu. Şimdi aynı anda bak kıyas edin. Daha sizin bir zamanınız. Sizin yaşınız buna müsait. 1400 sene önceki düşün. Daha yaşınız şu. Aradaki farkı düşünebiliyor musun? Ben 1975'te Hasköy'den köye, Rize'ye bir ayda mektup gidiyordu. Bir ayda geliyordu inanın. Çünkü cevap öyle geliyordu. Bina alacağız diye amcam babama mektup yazıyordu. Onaylıyor musun, onaylamıyor musun? Mehdi'sin falan sokağa. Şu, evet diyecek, evet demesi için veya hayır demesi için. Ben iyi hatırlıyorum. 2 ay beklediler. Bir ay gidecek, bir ay gelecek. 1975. İşte o postane dolayı gidecek, bilmem nereye gidecek. Beyoğlu'na şey yapacak, Kadıköy'e. Ondan sonra Ankara'ya, orada toplanacak. Ondan sonra Samsun, ana merkez, Karadeniz. Ondan sonra oraya gidecek. Vesaire. Öyleymiş yani. Şimdi niçin söylüyorum? Bu zamanda vesait ve alat ve devat sanayinin tekemülüyle çocukların oyuncakları gibi adileşmiş olan çok şeyler vardır ki eğer onlar bundan 2-3 asır evvel vücuda gelmiş olsaydılar uzaktan kumandalı arabayı çalıştırıyor.
Çocuk uçuruyor, ben gördüm ya piknikte. Helikopter uçuruyor. Cebinde ya bir şey takır. Çok çok harika bir şey söylüyor abi üstad orada ya. Çocukların oyuncağı gibi diyor. O çocukların oyuncağı gibi. Yani o zaman bunu söylemek de çok acayip bir şey ya. Bunu nasıl diyeceksin? Çocuklar oyuncağı, oyuncağı. Büyük adam çocuğun oyuncağına yan bile bakmaz. Bu zaman desen bunu tamam da 100 sene, 90 sene önce bunu demek çok acayip bir şey. Ustad demiş evet bunu. Ya. 1908'de demiş bunu. İşareti caz bu. 100 yıldan fazla. Enteresan olan o. 108 ya. Abi o cümleyi bir daha okusana ya. Çok bir de okuyayım. Yani 108 çocuklarım. 1908. 106 sene. Önce söylemiş, işareti caz cephede yazılmış. 108. Bir de cephede yazılmış. Bu zamanda, bu zamanı diyor şimdi. Evet. Sanki geldin ha buraya. Aynen. Şimdi oraya geçtin, söyleyeceksin. Bu zamanda vesait, vesileler, alet ve edevat, sanayinin tekemülüyle çocukların oyuncakları gibi adileşmiş olan çok şeyler vardır ki, şuraya bak. Çocukların oyuncakları gibi. Oyuncak oyuncak. Eğer onlar bundan 2-3 asır evvel vücuda gelmiş olsaydı harikalardan addedilecekti. İmparatorluklar yıkılacaktı ya. Arap'ta şimdi çocuğun uçurduğu helikopter olsaydı yani o helikopter bir krallığın elinde olsa bitti. Dünya tamamen onun elinde olacaktı. Bir helikopter. Öyle değil mi? Onun büyütülmüşünü yapacak bitti. Yani çocukların oyuncakları gibi. Bak 1908'de söylüyor. Bu zamanda sanki buraya geldi buradan oraya konuşuyor. Ne diyor? Bu zamanda diyor. Geleceği demiyor bak. Bu zamandan oraya diyor. Geri kendisi 108'den çıkıyor, 1908'den çıkıyor buraya geliyor. Oraya hitaben diyor ki bu zamanda vesait, vesileler, aletler, edevatlar sanayinin tekemülüyle çocukların oyuncakları gibi adileşmiş olan çok şeyler vardır ki eğer onlar bundan 2-3 asır evvel vücuda gelmiş olsaydılar, harikalardan addedilecekti. Bunu örnek verdi. Şimdi bunun üzerine bina edecek bir şey anlatacak. Kezalik, aynen bunun gibi de, kelamlarda kişinin konuşurken, sözlerde de zamanın tesiri vardır. Yani ben burada konuşurken, beni etkileyen zaman, zemin, tam libas, yaşım önemli, örfüm, kültürüm önemli, aldığım eğitim önemli. Tamam? Onun tesiriyle konuşuyorum. Şimdi bu sizle konuşurken dikkat edin. Sizi memnun edecek ama benim bu sözlerim 100 sene sonra, 1000 sene sonraki insanlara da orijinal gelecek. Böyle bir şey olur mu? Kezalik kelamlarda, sözlerde zamanın tesiri vardır. Mesela bir zamanda kıymetli bir sözün başka bir zamanda kıymeti kalmaz. Müzik de öyle değil mi? Oo ne müzik, tamam artık bitmez. Bir iki hafta dinliyorsun, bir ay, iki ay, bir sene bitti. O da çalgı aletleriyle. Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, zıng 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 zıng. Niye bıraktın zıng 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 zıng? Şimdi Fatiha'yı düşün. Fatiha için çalgı aleti yok. Elhamdülillah Rabbil Alemin, zıng 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 zıng. Errahmanirrahim. Olur mu? Olmadı. Yani aletsiz her zaman günde 5 defa en az. Hiç adileşmiyor. Sıradan olmuyor. Bıktırmıyor. Acayip bir şey ya. Kur'an tuhaf. Ya burada dur. Canım benim. Acayip bir şey. Bunu nasıl yapacak ya adam? Bir insan. Okuma yazması yok bunu yazacak. Ve profesörler tez yapacak. Okuma yazması yok. 1400 sene önce. Ve hiç her zaman en üstün oluyor. Böyle bir şey olur mu? Tuhaf değil mi ya? Hocam bir, sen de bir kitap yaz da dedim bir tanesine. Kafalar verilsin, ömürler verilsin, hükümler çıksın, sosyologlar çıksın, tıp kaideleri çıksın, hukuk çıksın. Çıksın da hayatlar verilsin. La bir kitap yaz da canımızı verelim işte ya. Ulan ne mana diyelim yani. Bakın. Kelamlarda, sözlerde zamanın tesiri vardır. Mesela bir zamanda kıymetli bir söz, başka bir zamanda kıymeti kalmaz. Binaenaleyh şu kadar uzun zamanlar, mesela herkes şöyle hikayede büyüdü ya. O zamanın yöresel müzikleriniz var işte, o bölgeden çıkan adam değil mi? Yani sazlı zın zın. Ne kadar acayipti, vay be plaklar vardı böyle.
Değil mi? Ne acayip bir şeydi. Şimdi bir saz vardı. Acayip ama binaenaleyh şu kadar uzun zamanlar, asırlar boyunca gençliğini, güzelliğini, tatlılığını, garabetini muhafaza eden Kur'an elbette ve elbette harika değil midir? 1400 seneden beri gençliğini, güzelliğini, tatlılığını garabet, gariplik yani her asırda örnek olmak. Her asırda ders olmak. İlginç olmak. Mesela bir şey söylüyoruz. Bugün arabada mesela gelen kadar 3 tane ayet kullandım. Evet bu manada Kur'an'da şöyle bir ayet var dedi. Çok tuhaf yani. Bunun karşısında ne yaptılar peki onlar? O da Kur'an'ın delilidir. Onu okuyayım. Böyle bir Kur'an çıktığı zaman meydan okudu. Benzerini getirin dedi. Hadi olmasın. 10 suresini getirin. Olmasın. Bir suresini getirin. Olmasın. 10 ayetten getirin. Olmaz. Bir ayet istedi. Niçin? Çünkü bütünlüğün bir parçasıdır bir ayet. Bir ayet getirebilmek için mübalağa zannediyor. Hayır, oysa bütündür. Mesela şöyle diyeyim. Camilerde görmüşsünüzdür. Mihrapta bir böyle yazı var, bir böyle var, bir böyle var. Hatırladınız mı? Şöyle çıkar. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Buraya da ezberimde yok. Yani kıbleni değiştir diye ayet var. Şuradan ondan sonra ayet-i kürsi devam ediyor. Ve bir büyük olduğu için her bir yerde 4 tane kale bodur var. Her bodurma bir siyanın bir şey çentiği falan var. Oraya bir ustanın işte diyelim ki şuradan 60 tane kale bodur varsa buradan da 60 tane. 120 tane kale boduru oraya yerleştirebilmesi için üzerindeki o çentin, mimim, nunun, kafasının, deliğin vesaire bütünü bilebilir ki ha bu mermer buraya olmaz. Buranda değil ya. Buranın. Yani süreyi bilmesi lazım ki o taşı oraya koysun. Ya da bir çiçeği yapması için bir baharı yapması lazım. Baharı evet. Bir çiçek olabilmesi için baharı yapması lazım. Kanuniyetleri. Hepsi gerekiyor. Veya en küçük basit taşı yapın. Bir insanı yapandır bir hücresini yapan. Çünkü bir hücrede DNA'da insan var. Veya bu gözü kim yapmışsa güneşi de o yapmıştır. Atom kimse atomla yapılan da onundur. Şimdi bunu adamlar nasıl mukabele etmişler? Yani nedir yani? Peki Kur'an'ın böyle bir durumuna karşı yani dedim ki bir ayeti de getirilemez. Çünkü ikinci bir manasını söyleyeyim. Kur'an'ın ayetlerinde ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Bizim sözümüzde içinde biz kudretimiz yok. Ey sema suyunu kes desek keser mi? Ama Allah diyor ki ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut. Dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. İlim, kudret, kelam, kudret olmuş diyor. Ustad, fiilin, kudretin kelama dönüşmüş hali ayet, kelamın kudrete dönüşmüş formatı. Dediği anda su kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Yani kudret aynı kelamdır. Bizim öyle değil. Peki onların mukabelesi nasıl olmuştur? Şöyle olmuş. En kolay, yani Kur'an'ı bitirmek için en kolay, en yakın, en selim olan kelam ve yazı ile muarazayı terk ettiler. Ve en uzun, en müşkil, en zor, en tehlikeli ve şüpheli seyf ve harp ile kılınç ve harp ile mukabeleye mecburen iltica ettiler. Savaşa mecburen gittiler. Yoksa Resulullah mı çıkarttı savaş? Hani hürriyet şey vardı? Niye kesiyorsunuz? Niye işkence yapıyorsun dininden dön diye? Sen ne söylüyor? Tersini ispat et. Bunlar yalan mı işkence? Dininden dön diye asılanlar, esilenler, kesilenler yalan mı? Savaşı Resulullah mı çıkarttı? Resulullah sürülmedi mi? Çıkarttı davaya karşı mı? Çünkü bu durumdaydınız. O zaman edebiyat şimdikinden daha üstündü. Beli, çok acayip beliydiler, zekiydiler. Şimdi ümminin getirmiş olduğu bir metine onlar mukabele edemeyecek durumda değillerdi diyor. Malakat-ı Seva denilen meşhur o 7 tane kasidesini Kabe'ye astıran ve bir şairin
şiiriyle millet savaşa gidiyordu. Ya da savaşı durduruyordu. Savaşı durduruyordu. Böyle tesirleri vardı. Ve bu kadar belirlerinizi de toplayınız. Mazinizi de getiriniz. Komşularınızı da getiriniz. Asla durdurabilecek yani cahil bir adamın, ümmi bir adamın söylediği söze. Bitirin onu. Ama bunlar mukabele edemediklerinden kılınca ve harbe sarıldılar. Bu da onları gösteriyor ki aciz idiler. Aciz kaldılar. Neden önce de hiçbir sözü yoktu zaten. Yani o bir anda çıktı. Kabe'ye falan da asılan bir edip değildi. Yani. Evet yani oraya buraya deneme yapa yapa. Çok güzel. Yani edebiyatçı dener, köşe yazısı yazar, gazete yazar, dergi yazar, yapar da olur benim gibi eşte 50 küsur yaş 60 yaşına. Yani daha tabii ya bu adam der ya mazisi var ya 30 senelik birikim var. Peygamber ani ve defi olarak çıkıyor. Ve yazısını değiştirmiyor 23 senede öncesindeki 23 sene sonraki haliyle 23 sene önceki hali yazıyı değiştirmiyor. Defi ve ani çıkıyor ve tecrübesiz. Defaten çıkması tecrübe yok. Adam düşünün çıraklı yok, kalfalı yok. Bir anda arabayı en iyi tamir ediyor. Deneme de yapmıyor. Al diyor tamam diyor. Hiç deneme de yok lan bir frene bas bakayım tutuyor mu? Motor oldu mu olmuyor mu? Sibop vurmasına mı benziyor insanın kalbi vurması? Motor boğuluyor çekmiyor da kafa çekmiyor. Kafayı tamir ediyor. Defi ve ani çıkmış. Deneme yani daha önce tecrübe görmemiş olan bir çırak, peygamberlik çıraklığı yapalım. Hakikaten ben aslında böyle yapardım ha. Şimdi hatırıma göre. Peygamberliğin çıraklığı olması lazım. Kalfalık dönemi olması lazım. Ustalık dönemi olması lazım. Değil mi ya bu? Eğitim böyledir. Hakikaten yeni hatırıma geldi ya. Hakikaten peygamberliğin çıraklığı niye olmamış ya? Bir anda ben peygamberim diyor. Ona hakikaten bu cin nasıl kafayı yemedi? Değil mi? Kafasız bir adammış. Şimdi beraber çılık çumak oynuyorsun. Biliyorsunuz evi yukarıda Peygamber Aleyhisselam'ın. Ebu Cehil'in Mekke'de yani aşağıda sokak. Beraber oynuyorlar. Ertesi sabah diyor ki ben peygamberim. Ulan Muhammed daha dün çelik çumak oynadık ama şimdi peygamberim. Nasıl anlayacağız? Dedi ki bak dedi senin güneş gölgen vuruyor. Ona baktı. Bak bana benimkisi gölge vurmuyor. O anda kafayı yemesi lazım ya. Ne yaptı biliyor musun? Dedi biliyor musun? O anda sihirlendim diye kaçmış. Milleti çağırmış. Sihir, gölge vurmamış. Şimdi düşün, dün çelik çumak oynayan adam bugün gölge düşmüyor. Demek kafa olsaydı kafayı yiyecekti ya. Yenmesi için olması lazım. Bir hayal etsene ya ne olur oraya git. Şimdi bak, beraberiz artık. Benim gölgem düşmüyor, senin gölgen düşüyor. Bulut benim şey yapıyor, bak diyor, sen güneş vuruyor, bana vurmuyor, bak diyor. O zaman tesadüf oldu, oraya gidiyor, o da geliyor. Bak diyor, bak, Allah Allah hakikaten gidiyor ya. Oraya gidin. Allah Allah. İman ederdim abi. İman et. Tabii iman edeceksin. O zaman ben peygamberim ya. Tabii estağfurullah. İnanmıyor musun dedik. Bak dedim ne olur ben şu anda elimde su aksa ne yaparsınız? Ulan hep çoğunuz kaçarsınız. Tabii canım. Veya ben bir şey size söyleyeyim. Şu çana, bu köyün mezarlığı nerede? İleride. İleride. Girdin şimdi. Gündüz ha gece de olmasın. Girdin oraya. Tamam beraber gidiyoruz. Herkes kalkıyor. Selamu aleyke ya Hasan. Bütün ölüler kalkıyor selam veriyor. Ne yapardın? Onlar kalkar seni inerdin aşağıya. Sen ölürdün. Ölür. Bütün ölü kalkmış ya. Bana selam veriyor. Peygamber böyle ya. Gidiyor dağ taşlar. Ölü bile değil. Ya ağaçlar ya taşlar selam veriyor. Adam nasıl çıldırmadı ya. Mesela adam diyor ki bak olmuş. Peygamber Aleyhisselam gidiyor. Ondan sonra hem de Ebu Cehil'in damadı neydi? Bint'in kocası Ebu Sufyan. Bak. Ondan sonra gençler diyor ki Muhammed gidiyor niye öldürmüyorsun? Bizim derdimiz yok ki dedi. Senin derdin var sen öldür dedi. Ondan sonra bu öldürmüyor. Hop iki kişiyle bu taraftan dönüyor önüne çıkıyor. Allah Resulü böyle gidiyormuş bak olan. Ondan sonra eline taş almış böyle arkaya tutmuş. Peygamber Efendimiz'in tam yanına gelince görmüş. Adam peygamberimize ne diyor biliyor musun? Peki demiş, madem peygambersin, şuraya bak, ne olur sen orada ol. Sen şimdi taşı tutuyorsun. Peygamber'e de, peygamber denilen adama da şu soruyu sordun. Ne olur sen ol bak. Peki madem peygambersin, söyle bakalım elimde ne var? Var mı yok mu? Ne var bir de, varsa. Peygamber cevaba bak, şuraya bak. Elinde olanları ben mi söyleyeyim, elindekiler benim kim olduğumu mu söylesin? Ne yaparsın?
Adam aptal değil ki. Zeki insanlar. Yani elimdekiler mi söyleyecek dedi. Tamam söylesin. İyi dedi, adam kalmış. Vallahi ben bile böyle lan kalırım ya. Ondan sonra evdekiler esselamu aleyke, esselamu aleyküm yok. Sizin olur. Kesen. Esselamu aleyke ya Resulallah deyince adam taşla bırakıp çıkıp gidiyor. Kaçıyor. Evet. Taşla konuşursan ne yaparsın? Ebu Süfyan mı abi? Evet. Sonra bu olay birkaç tane olay yaşadığı için tak diyor, ondan sonra Metki Fethi'nden sonra Müslüman oluyor. İlk başta sihirbaz diyor abi. Evet diyor ki ben onun aleyh. Ha sonra Mekke'nin fethinde diyor ki çatıya çıkıyorlar. Bak diyor ezan okutturuyor. Bilal Habeşi. Ulan bir tanesi üç kişi. Bir tanesi diyor ki liderlerden bir tanesi. Ya Muhammed diyor siyah karkadan başka kimseyi bulamadım. Bunlar şu ot duruyor falan böyle bir şey dedi. Öteki böyle bir hakaret etti. Ötekisi de bir hakaret etti. Bu ses yapmıyor. Sen de bir şey de dedi ya beraberiz bak biz, ben bu bir şey dedi. Bu da bir şey. Sen ben korkarım demem. Niye? Çünkü bu taşlar ona haber verir diyor. Bahtanın taşları. Bahtanın taşları diyor haber verir. Çünkü böyle bir olay geçirmese demez onu. Çünkü böyle bir papara yedi yani. Bir şey daha söylersen abi ondan sonra. Ebu Süfyan Mekke gidince içinden, işte Mekke'nin reisi ya, o devletin başında. Diyor, ya diyor, bir toplansam diyor, adamlarımı toplasam. Ya bir diyor Muhammed'i bir kez kalt daha alt edebilir, bilelim miyim? Peygamber Efendimiz yaklaşıyor diyor ki, sakın deneme diyor, yine yenerim. Her düşüncede yapıştırıyor. Ya. Bunu bir peygamber olmayan birisi nasıl söylesin? Şimdi yani şöyle, biz buna naklediyoruz, dinimiz diye kabul ediyoruz. Ben bunu bu derste şunu yapmaya çalışıyorum tiyatroda. Orada aktör sensin. Sen olsan ne hissederdin? Elindeki taş konuşuyor. Ben onu duymanı istemiyorum. Senin yaşamanı istiyorum. Elindeki taşı ne olur konuştur. Allah Allah. Diyor ki adam, ben mi söyleyeyim ne olduğunu? Onlar mı benim kim olduğumu söylesin? Aha. Ne bir hayal et ya. Ne olurdu senin hali? Vallahi ben Allah Allah. Yani hemen ben vallahi şöyle derdim ya Muhammed. Benim elimdekine mi söyleyecek? İyi değilsin hadi bakalım. Esselamu aleyke ya Resulallah. Yani ben hepten acayip olurdum ya. Yani bir şey olur mu ya? Bedeli var bunun. Taş konuşuyor insan sesiyle. Senin elindeki güya ben ona atacaktım. Meğer elimdekiler de onun dostuymuş. Taş onu tanıyor, ben tanımıyorum. Elimdeki taş onu tanıyor. Fakat onu tutan tanımıyor. Elimdeki taş onun dostu, onu tanıyor, tanımlıyor. Selam veriyor, ben tuttuğum halde ben vermiyor. Böyle bir dönemde. Sûret-i Kati'de bundan anlaşıldı ki Kur'an'ın benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Zira edebiyatla iptal etmek, mağlup etmekle savaşta mağlup etmenin arasını, her iki yolun arasındaki farkı bilmeyenlerden değiller. Binaenaleyh birinci yol iptali dava için daha müsait iken onu terk edip hem malları hem canlarını tehlikeye atan başka bir yola sülük eden, yani edebiyat yolu varken savaş yoluna sülük eden, canlarını, mallarını ve her şeyini tehlikeye atan savaş yolunu tercih etmek ya sefittir, ya hiç anlamaz olduğunun birisidir. Halbuki Müslüman olduktan sonra siyaseti alimi eline alanlara sefi denilemez. İçlerinde Müslüman olduktan sonra baktın ki yani lider olmuşlar, vali olmuş. Veya birinci yola sülükten, gitmekten kendilerini aciz görmüşlerdir. Onun için kalem yerine seyfe, kalem yerine kılıca müracaat etmişlerdir. Elhamdülillah. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki böyle bir dinin mensubuyuz. Yani mazisi olan bir din, denenmiş, sinanmış bir din, laboratuvara geçmiş bir din, tarih boyu kusur aranılan bir dinin mensubuyuz. Zoraki yamalanılan değil. Zoraki değil. Ne kadar suç, kusur araştırılmışsa oradan hakikat fışkıran bir din. Ben Avusturyalı bir kadın filozofun kitabını okumuştum.
Hiç unutmuyorum. Yer yer bunu naklediyorum. Çok etkilenmiştim. 7 sene senin arkana düştüm ya Muhammed. Sünnetinden. Tuzla başlamaklar şundan buradan bir sürü şeyden. Kusur bulayım diye. Ama her kusur zannettiğim yerde senin ispatını gördüm. Aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyor. Olmaz da öyle dedi yani. Aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyor. Ve kitap böyle bitiriyor. Müslüman olur. Ya bak diyar ya. Böyle bir din. Kıymetini bilmek fiilen göstermektir. Fiilen. Fiilen Allah onun sünnet-i seniyesine yaşamayı nasip eylesin. Hakkı hak, batılı batıl bilip o yolda devam etmeyi kayın ve sayım eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, hayat, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah versin. Cenab-ı Hak ifrat ve tefritten azade hatta istikamet üzerine koysun hayatımızı. Razı olmayacağı, bizi suçlayacağı günahlar bize nasip etmesin. Razı olacağı şeyleri bize nasip etsin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavatı.